Peygamberimizin hayatından bir örnekle isterseniz bu hususu devam ettireyim. Hazreti Hatice biliyorsunuz Peygamber Efendimizin ilk eşidir ve ondan evlatları olmuştur. İlk evladı da Hazreti Zeynep'tir. Hazreti Zeynep'in evlenme çağı gelince Peygamberimiz onu teyzesinin oğlu Ebul As ile evlendirmişti. Peygamberimiz Medine'ye hicret buyurunca Hazreti Zeynep de Medine'ye hicret etmişti. Bir gün Hazreti Zeynep çocuklarından birinin ağır bir şekilde hastalandığını ve Peygamberimizin kendisinin yanına ya da işte çocuğun yanına gelmesini istemek üzere haber göndermişti. Peygamber Efendimiz gelen haber karşısında dedi ki Allah'ın aldığı ve verdiği her şey kendisine aittir. Her şey Allah katında takdir edilmiştir. Sen sabırlı ol ve mükafatını Allah'tan bekle diye tavsiyede bulundu ama gidemedi. Muhtemelen o anda çok önemli işleri vardı. Yani o işlerini terk edip de torununun rahatsız oluşuna rağmen onu ziyarete gitme imkanı bulamamıştı. Ama biraz zaman geçince Hazreti Zeynep tekrar haber gönderdi ve mutlaka yanında olmasını isteyince Peygamberimiz de arkadaşlarıyla beraber Hazreti Zeynep'in evine gittiler. Baktı ki Peygamber Efendimiz o yavrucak artık son nefesini vermek üzere can çekişme halinde. Resulullah Efendimiz onu hemen şefkatle, merhametle kucağına aldı ve o anda Resulullah Efendimizin göz yaşlarını tutması mümkün olmadı. Yani öylesine üzüldü o yavrunun son can havliyle duruşu karşısında öylesine üzüldü ki göz yaşlarını tutamayınca ağlayınca yanında bulunan ve beraberinde onunla birlikte gelen sahabeden Sa'd bin Ubade dedi ki bu gözyaşı nedir ya Resulallah? Sen de mi işte bu gibi durumlarda ağlıyorsun gibi kendince garip gördüğü bu durumu ona sorduğu zaman Peygamber Efendimiz o rahmet nebisi, şefkatli insan aynen şunu söyledi. Bu gözyaşı Allah'ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirmiş olduğu bir merhamettir. Allah kullarından sadece merhametli olan kullarına acır ve merhamet eder buyurmuştum. Onun için başta Peygamber Efendimiz bu konuda bize çok güzel örnek olmak üzere sonraki nesillerden de merhameti hakikaten hayatının temel prensipler haline getiren pek çok insanımız gelmiştir. Cenab-ı Hak da bize hem merhamet duygusunu nasip etsin hem acıma hissini bizden mahrum bırakmasın. Amin. Allah razı olsun.